Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bu videomda size yeni doğan bebeklerdeki emme düzeniyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyoruz ki bebeklerimiz doğar doğmaz mideleri çok minik, bizim sütümüz belki çok az. Bebeğimiz emmeyi bilmiyor olabilir, siz de emzirmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Yani biraz ilk dönem başlangıçta biraz karışık bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için endişelenmiyoruz. En başta size söyleyeceğim şey bebeğinize güvenmeniz, emzirebileceğinize inanmanız. Ve hiçbir şey için acele etmemeniz. Bunların hepsine dikkat ettiğinizde, bunları kafanıza yerleştirdiğinizde hamileyken bebeğinizi kucağınıza aldığınız an itibariyle daha rahat olduğunuzu göreceksiniz. Şöyle ki bebekler ilk doğdukları zaman mide kapasiteleri bildiğiniz küçük bir misket büyüklüğünde. Üçüncü güne geldiğinizde küçük bir kayısı büyüklüğüne gelmiş oluyor. 10-11. Güne geldiğinizde de küçük bir cevizden hallice, iri bir cevizden hallice oluyor mide kapasiteleri. Bu ne demek? Bebek sizi çok sık emecek demek. Çünkü midesi çok minik olduğu için tekrar tekrar sizi emmek isteyecek. Bu neredeyse 1-1,5 saatte bir olabilecek. Bu annelerin ilk başta kafalarını çok karıştıran bir şey. Acaba bebeğim doymuyor mu? Ben bebeğimi besleyemiyorum. Benim sütüm gerçekten yetersiz mi gibi düşünüyor anneler ama şunu şöyle düşünün. Yeni doğmuş bir bebek için bu rutin gerçekten normal. Bebeğinizin neredeyse saat başı 1,5 saatte bir emiyor olabilmesi bu dönemde beklediğimiz bir şey, normaldir. O yüzden endişelenmiyoruz. Orada hemen mide kapasitelerini düşünün. Onun yanı sıra da anne sütü ilk 3-4 gün kolostrum dediğimiz bir süt salgılıyoruz. Bu sütte bebeğin daha çoğunlukla bağışıklık sistemini güçlendiren, içinde çok fazla canlı antikor hücrelerin bulunduğu bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirecek bir süt salgılıyoruz. Bu 3. 4. günden sonra hafif olgunlaşmaya doğru geçiyor. 10. 12. gün itibariyle de artık olgunlaşmış, önden sulu, arkadan yağlı hale gelmiş bir süt şeklinde gelmiş oluyor. Bu döneme kadar da bebeğinizi sağ memeniz, sol memeniz, buna kafayı takmamaksızın sık sık ve bol bol emzirmeniz çok önemli ve kıymetli. Çünkü burada önemli olan bebeği göğsünüze ne kadar çok ileti giderse vücudunuz bebeğin daha ne kadar süte ihtiyacı olduğunu bu şekilde belirler ve bu şekilde de bir süre sonra yaklaşık bu 3 hafta 1 ay sonrasında da bebeğin ihtiyacının kadar aşağı yukarı vücudunuz bir sütü dengelemiş olacaktır. O yüzden ilk 10-12 gün sağ sol demeden olabildiğince sık sık emzireceğiz. Bir 10. 12. günden sonra bir memedeki sütü bitirip sonra diğerine geçerek de emzirme sürecimizi olabildiğince sıklıkla devam ettirmek lazım. Normalde emzirmeye başladığınızda bu yeni doğan içerisinde de öyle, ilerleyen dönemlerde de öyle. Hiç şeyin önemi yoktur. 3 saatte bir, 2 saatte bir, saatte bir gibi bir bilgi esasında doğru bir şey değil. Çünkü sizin sütünüzün içeriği, bebeğinizin memede durma hızı, orada sizinle ten teması yapabilme hızıyla da burada sütün, yani bebeğin memede kalma süresi değişiklik gösterebilir. Ama ortalama olarak 3. saatte, ilk 10-12 günde 3. saatte memede olması önemli. Çünkü yeni doğan sarılığı olmaması için bebeğin bol bol ve sık sık emzirmeniz gerekiyor. Benim yeni doğan, yani bebeğim sarılık olmasını istemiyorsam olabildiğince sık sık çişini, kakasını yapabilmesi için bol bol emzirmeliyim. Bu ayrıca şunu şekilde de algılayabilirsiniz. Bebeğim emziriyorum ama acaba doyuyor mu? Her şey yolunda mı? Ben bu kadar sıklıkla emziriyorum. Bu normal mi diyorsunuz? Sıklıkla emzirmeniz normal. Bebeğin hep memede kalma isteği normal. Çünkü zaten sizin içinizden çıktığı için sizin kokunuza ihtiyaç duyuyor ve orada durmak istiyor. Bu da gayet normal. Bunun yanı sıra da bu kadar sıklıkla emmesi de normal. Çünkü ne kadar çok memede kalır ve ne kadar çok orada sizi emmek isterse sütünüz o kadar çok olacaktır. Ve bu döngünün, yani emzirme sürecinizin başlangıç açısından çok önemlidir. Ama burada bir tek ilk 10 günde, 10-15 günde en çok dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi de bebeğinizi doğru pozisyonda emzirebilmek. 10 gün, 12 gün meme uçlarınızın yarı olması normal, kabul edebiliyoruz. Ama sonrasında eğer baktık ki sürekli böyle bir yani meme ucunda hep yara var, muhtemelen emzirme pozisyonuyla ilgili bir sıkıntı vardır. Lütfen emzirmenize dikkat edin. Tekrar tekrar bu emzirirken bebeğinizin o kahverengi alanı kocaman ağzını açıp o bölgeyi ağzının içine alabilmiş mi? Onu mutlaka kontrol edin. O yüzden hamileyseniz eğer bu videoyu izlerken doğum yaptığınız hastanede taburcu olmadan önce hemşireyi yanına çağırıp kendi kendinize memenizi yerleştirin, bebeğinizi ve hemşirenin bunu kontrol etmesini sağlayın. Bunu yapamadıysanız da bebek hemşireniz, yani çocuk doktorunuza gittiğinde onun yanında çalışan hemşireden bunu rica edebilirsiniz. Siz gibi bebeğinizi emzirmeye başlayın ve onu da çağırın, bebeğinizi kontrol etsin. Nasıl, doğru mu emziriyorsunuz, yanlış mı emziriyorsunuz? Eğer emzirme pozisyonunuzu düzgün emziriyorsanız bebeğinizin her istediği
emzirmeye devam ediyorsanız ve bu süreçte de biraz beslenme, biraz uyku ve stresten uzak duruyorsanız sütünüzün olmaması ve bu sürecin çok güzel geçmemesi için hiçbir neden yoktur. O yüzden önce kendinize, sonra bebeğinize ve sütünüze güvenin. İnanın bu süreciniz çok rahat ve güzel geçecektir. Eğer siz hamileyseniz ya da yeni doğum yapmışsanız, emzirme ile ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen yorum şeklinde bana yazabilirsiniz. Olabildiğince hızlı bir şekilde size geri döneceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.